Merhaba, haber saatine hoş geldiniz. Günün gelişmelerini aktarmak üzere karşınızdayız. Hemen başlayalım. Sayın seyirciler, İnsani Gelişme Endeksi verileri açıklandı. Bu verilere göre Türkiye sınıf atlayarak ilk kez çok yüksek insani gelişme kategorisine girdi. Ülkelerin İnsani Gelişme Endeksleri açıklandı. Ülkelerin resmi istatistik kurumlarından elde edilen veriler ışığında hazırlanan İnsani Gelişme Endeksi, 3 temel boyutta ortalama insani gelişme düzeyinin uzun vadeli takibi sonucunda oluşturuluyor. Sonuçlar, yeni nesil eşitsizlikler, eğitim, teknoloji ve iklim değişikliği konularının etrafında şekilleniyor. Listedeki ilk sıraysa yine Norveç'in oldu. Gelişme düzeyinde onu İsviçre, İrlanda ve Almanya izledi. Listenin en altında bulunan ülkelerse Nijer, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Güney Sudan ve Burundi. Endekse göre Türkiye'de sınıf atladı. Türkiye'nin insani gelişme endeksi değeri 0,806 olarak hesaplandı. Bu değerle Türkiye 189 ülke arasında 59. oldu ve ilk kez çok yüksek insani gelişme kategorisinde yer aldı. Türkiye bir önceki listede 64. olmuş ve yüksek insani gelişme kategorisine girmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı konferansında konuştu. Hedefinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron vardı. İşte son NATO zirvesinde hala Fransa'nın başkanı kalkıyor, İslami terörden bahsediyor. Kendisine kaç kere söyledim. Bakın İslam, kelime anlamı itibariyle sil buradan türeyen ve anlamı barıştır. Siz İslami terör ifadesiyle barışla terörü nasıl bir araya getiriyorsunuz? Bu sözleri Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'aydı. İslami terör ifadelerine sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal İşler Bakanları zirvesinde konuştu. Karşımızda susuyor, son NATO zirvesinde gene aynı ifadeleri kullanıyor. Ne oldu şimdi? Paris'te sarı yelekliler çıktı. Hadi çöz bakalım. Durdur bakalım. Niye durduramıyorsun? Niye onları barış havzası içerisinde yola koyamıyorsun? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste, bunu böyle bilesin. Yaşanan sıkıntıların bir kısmı doğrudan cana ve mala saldırı şeklinde. Bir kısmı sinsi asimilasyon politikaları görünümünde. Bir kısmı ise körü körüne bir düşmanlık biçiminde tezahür ediyor. Camilerimize saldırıyorlar mı? Saldırıyorlar. Müslümanlar görüldüğü yerde öldürülüyor mu? Öldürülüyor. Peki biz bunlara nereye kadar sessiz kalacağız? Eğer bunlara biz ses çıkarmazsak, elimizle müdahale etmezsek, dilimizle müdahale etmezsek, o zaman kalbimizden buğz etme mecburiyetimiz, sorumluluğumuz yok mu? İşte bunları yapmadığımız sürece biz daha çok dayak yeriz. Her biri proje ürünü olan ve dinimizin adını istismar eden terör örgütleri de bu zulümlerin bahanesi olarak kullanılıyor. Erdoğan ayrıca Türkiye'nin insani gelişmede üst sırada yer aldığına da değindi. Sosyal kalkınmayı konuştuğumuz bugün yayınlanan insani gelişme raporuna göre Türkiye 2018 yıl bazlı insani gelişme endeksinde 0,806'lık değere ulaşarak 189 ülke arasında 59. sıraya yükseldi. Türkiye ilk kez
çok yüksek insani gelişme kategorisine girmeyi başarmış oldu. Hayırlısı olsun. Bundan sonra inşallah daha yüksek derecelere de ulaşacağız. Sayın seyirciler, Fransa tarihinin en geniş kapsamlı grevlerinden birini yaşıyor. Beşinci gününe giren protestolar nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Sarı yeleklilerin de katıldığı gösterilerde Cumhurbaşkanı Macron'un istifası istendi. 350 kilometrelik araç kuyrukları, öfkeli kalabalık, polisin sert müdahaleleri. Burası Fransa'nın göbeği Paris. Emeklilik reformuna karşı gösteriler 5. gününde. Ülke son yılların en büyük grevine sahne oluyor. Ülke genelinde 250 farklı noktada gerçekleşen gösterilerde katılımcı sayısı resmi verilere göre 806 bin, sendikalara göre ise 1,5 milyonu buldu. Gösterilerin odak noktası olan başkent Paris'te ise yine sendikalara göre 250 bin kişi Macron yönetimini protesto etti. Ulaşımda yaşanan aksamalar devam ediyor. Paris metrosunda 10 hat tamamen kapatıldı. Tramvay ve otobüslerin ise yarısı hizmet veriyor. Çalışanlar işlerine gidemezken esnaf kepenk indirdi. Hükümet yetkililerinin çarşamba günü emeklilik projesinin tamamını açıklaması bekleniyor. Ancak protestocular açıklamanın tatmin edici olmayacağı görüşünde. Sarı yeleklilerin de katıldığı gösterilerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifası istendi. Yeni Zelanda'nın aktif yanardağlarından biri patladı. Patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Yanardağ patladı, 5 kişi hayatını kaybetti. Yeni Zelanda'daki Kuzey Adası'nın doğu kıyısına 48 kilometre mesafede yer alan White Island yanardağında patlama meydana geldi. Patlamada 5 kişi can verdi, onlarca kişi yaralandı. En az 20 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Bölgede yaşayan vatandaşlara yanardağ çevresinden uzak durma çağrısı yapıldı. Arama kurtarma çalışmalarının da devam ettiği belirtildi. Patlama sırasında yanardağın yakınında bulunan turistler o anın görüntülerini cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Yeni Zelanda'nın en aktif yanardağlarından olan White Island en son 18 yıl önce lav püskürtmüştü. Sayın seyirciler, Diyarbakır'da dev bir terör operasyonu yapıldı. Şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda boş bir arazinin altındaki sığınakta 100 kilo patlayıcı madde ile geçirildi. Bağlar, Çınar ve Kayapınar ilçelerinde operasyon için düğmeye basıldı. Diyarbakır'da bir sığınakta plastik patlayıcı ve çok sayıda silah ele geçirildi. İstihbarat çalışmaları günler öncesinden başladı. Şüpheliler takibe alındı. Ardından harekete geçildi. İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ile ortaklaşa operasyon düzenlendi. Bir arazide sığınak tespit edilince devreye iş makineleri girdi. Yapılan kazı çalışmasının ardından cephanelik çıktı. Operasyonda 100 kilogram plastik patlayıcıyla çok sayıda silah ve mühimmat bulundu. Eylem hazırlığında olan 20 şüpheli gözaltına alınırken firari 2 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Sayın seyirciler, şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor. Muş kırsalında gerçekleştirilen operasyonda biri gri listede yer alan 5 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen 5 örgüt üyesinden birinin terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Zinar Ahmet Kod adlı Erdal Tekay olduğu belirlendi. İçişleri Bakanlığı operasyona ilişkin görüntüleri de paylaştı. 8 Aralık'ta yapılan operasyonda teröristler
İşte böyle etkisiz hale getirildi. Şırnak'tan da acı haber geldi. Bir mühimmatın imhası sırasında patlama yaşandı. İki askerimiz şehit oldu. Şırnak'ın İdil kırsalında yaşanan patlamada 7 askerimiz de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Sayın seyirciler, Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, nefes aldıracak bir asgari ücret talep ettiklerini söyledi. Atalay, bu işin taraflarını kapasınlar bir yere, bu ücretle geçinip geçinemediğimizi görelim dedi. Türk İş Konfederasyonu'nun 23. olağan genel kurulunda Ergün Atalay yeniden genel başkanlığa seçildi. Kolay gelsin, Allah zihin açıklığı nasip etsin. Atalay ilk olarak Sakarya'ya giderek Türkiye Vagon Sanayi Anonim Şirketi'ne ve Türk İş İlkokulu'na ziyarette bulundu. Tamam, evet, evet, evet. Atalay daha sonra asgari ücretle ilgili açıklama yaptı. Asgari ücretle ilgili işte bizim komisyon çalışıyor. İşte yarın Türk İş'te saat 2'de taraflar toplanacak. Bir görüşme yapacaklar. Akabinde de 15-20 günlük bir zaman var. DİSK Başkanı'nın, HAK İş Başkanı'nın komisyon kanaatini alacak. Ona göre bir yol haritası izleyecekler. İşte taşeron arkadaşlarımızın sorunu var, EYT'nin sorunu var. Beraber kapatsınlar bir ay hepsini, ben de dahil olmak üzere. Geçiniyor mu, geçinmiyor mu bir görelim bakalım. Yani batarız, kimse batmasın. Daha çok üretelim, daha güzel üretelim, daha kaliteli üretelim. Ama ürettiğimizden de biz de yani en azından nefes alacak bir ücret alalım. Talebimiz bu. Allah herkesin yardımcısı olsun. Benim görevim, ben İSİS'in de başkanıyım. Kürdün de, Çingene'nin de, fakirin de, garibin de. Araç sahiplerini ilgilendiren bir haber var sırada. Zorunlu trafik sigortasında yeni yıl tarifesi belli oldu. İşte son fiyatlar. Zorunlu trafik sigortasında 2020 yılı tarifesi belli oldu. Zorunlu trafik sigortası bedeli illere, risk durumuna ve araç türüne göre değişiyor. Tavan fiyat uygulamasının ardından yapılan düzenleme ile birlikte %1,5 oranında artış yapılabileceği belirtilmişti. Bu şartlar altında yeni yılda ödenecek bedeller belirlendi. Buna göre Türkiye'nin en kalabalık ili olan İstanbul'da hiç kazası olmayan 7. basamaktaki bir otomobilin sigorta bedeli en yüksek 791 lira, Ankara'da 769 lira, İzmir'de ise 746 lira olacak. En riskli gruptaki araçlar için bu bedel yaklaşık 4,5 kat artacak ve 3598 liraya kadar çıkacak. 2017 yılı Nisan ayında devlet zorunlu trafik sigortası fiyatına müdahale etmiş, tavan fiyat uygulamasına geçilmişti. Hükümet, mahalle esnafını rahatlatacak bir yasa teklifi hazırlığına başladı. Önümüzdeki aylarda meclis gündemine taşınması beklenen teklife göre aynı cadde üzerinde onlarca market açılamayacak. Amaç mahalle bakkallarını korumak. Marketi tercih edenler de var, bakkalı da. Market zincirleri işletmelerine her geçen gün bir halka daha eklerken küçük esnaf bir bir kapısına kilit vuruyor. Ama bakkalı koruyan yeni düzenleme yolda. Düzenlemeye göre marketlerin her yerde açılmasına sınır getirilecek. O bölgenin nüfusuna göre market kontenjanı belirlenecek. Zincir marketler belirlenen nüfusun altında kalan yerlerde açılamayacak. Bu sayede küçük bir cadde üzerinde yer alan farklı farklı marketlerin sayıları azalacak. Dolayısıyla küçük esnafın buralarda yaşamasına olanak sağlanacak. Ayrıca bakkalların kooperatifleşmesi veya tarım kooperatifleriyle ortak çalışması sağlanacak. Ucuz gıda için tedarik ve dağıtım kooperatifi modeli geliştirilecek.
Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca kimseye haber vermeden Avrupa Yakası Komuta Merkezi'ne gitti. Bakanı karşısında gören 112 çalışanları şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ziyareti sırasında telsizle tüm 112 çalışanlarına anons geçen Bakan Koca, 112'nin 25. yılını kutladı. Gece yarısı habersiz komuta merkezine gitti. Onu karşısında görenler şaşırdı kaldı. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca, gece yarısı İstanbul 112 Avrupa Yakası Komuta Merkezi'ni ziyaret etti. Bakan Koca komuta merkezinde bulunan çalışanlarla yakından ilgilenerek tek tek konuştu. Komuta merkezinin çalışmaları hakkında bilgi de alan Bakan Koca, operatör koltuğuna oturarak telefon çağrısına da cevap verdi. Tıpkı bir 112 çalışanı gibi hastanın tüm şikayetlerini de soran Bakan Koca, ambulansı kendisi yönlendirdi. Alo, nereden arıyorsunuz? Karadeniz Mahallesi, 1154 sokak, geçmiş olsun, arkadaşlar ilgilenmiş olacak. Bakan, 112 merkezinin ziyaretinin ardından Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servislerini de ziyaret etti. Bu arada Bakan Koca, 112 Acil Ambulans Sistemi'nin 25. kuruluş yılını telsizden kutladı. İyi akşamlar, hayırlı nöbetler. Bugün biliyorsunuz 112 İlk Yardım ve Acil'in 25. yıl dönümü. Bu haftayı bütün hafta boyunca kutlamaya gayret etmiş olduk. Ben çok yoğun ve de fedakar ve özverili çalıştığınızı çok yakın bilen ve farkında olan biriyim. 25. yılınızı bu duygularla kutluyor. Vatandaşımıza daha iyi hizmet verme noktasında daha fedakar, daha özverili, daha gayretli çalışmayı diliyor. Hepinize hayırlı mesailer diliyorum. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan hastane ziyaretleri yaptı. Erdoğan, tıp doktoru ve bestekar Alaaddin Yavaşça ile teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan jandarma uzman çavuş Karataş'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı'nın ardından Koç Üniversitesi Hastanesi'ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Ağrı'da teröristlerle çıkan çatışmada sırtından yaralanan 28 yaşındaki jandarma uzman çavuş Yusuf Karataş'ı ziyaret etti. Fakat çok emin eller sana bu ameliyatı yaptı. Benim iki omuzumu da Mehmet Hoca ameliyat etti. Allah razı olsun. Sağ olsun. Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan jandarma uzman çavuş Yusuf Karataş'ın oğlunu sevdi. Erdoğan, bestekar ve tıp doktoru 93 yaşındaki Alaaddin Yavaşça'yı ziyareti sırasında doktorlardan hastanın durumu hakkında bilgi aldı. Yavaşça'nın ailesi ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Efendim çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Çok mutluluk olduk. Sağ olun. Biz aslında Bojre'yle gelip orada size konser vermekte amacımız ama külliyede dedim. Bir gideyim çıplatayım orayı derdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca aynı hastanede tedavi gören SMA hastası Dilan Kardelen Demir'i de ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Benim mahallemde. Tabii komşuyuz. Annemizin evinde yan yana evlerimiz. Yok ya. Komşuyuz. Paşalıyız. Allah şifalar versin. Amin inşallah. Geçmiş olsun. İstanbul Sütlüce'de Arda Turan'ın yaptırdığı otel inşaatının temel kazma çalışması nedeniyle bir apartman çökmüştü. İşte o çökmenin ardından çevredeki binalarda hasar gördü. Vatandaşlarsa mağdur çünkü maddi güçleri olmadığından o evlerde yaşamaya devam ediyorlar. Lağım suyu evlere akıyor, binalar hep çatlak ama tehlikeye rağmen o evlerde yaşamaya devam ediyorlar. Binalar da çatlak işte düzeler. O çatlaklar var mı? O çatlaklardan içeride var. İçeride de var. Siz bu evlerde mi yaşıyorsunuz? Bu ev benim. Ne yapıyorsunuz? Ne yapalım, bir şey yok, oturuyoruz. Neyle Allah sonumuzu hayır etsin.
Onların yaşadığı mağduriyetin sebebi ise Arda Turan'ın otel inşaatı. Bize yardım etmesi lazım, başkalarına yardım etmesi lazım. Yok. Futbolcu da vardı galiba. He, şey. Kimdi o? Arda Turan. Hiç gelmedi, hiç görmedi o. Zaten o buraları etti, oynattı hep. O buraya başladı yıkmaya. O bina, dört katlı bina oradan aşağıya indi. Burada dört katlı bina vardı, hop kaydı gitti. Kimin inşaatıydı orası? Arda Turan'ın. Sütlüce'de Arda Turan'ın yaptırdığı otel inşaatının temel kazma çalışması nedeniyle apartman çökmüştü. Çökmenin ardından çevrede bulunan binalarda derin çatlaklar oluştu. Maddi gücü yeterli olmayan vatandaşlar duvarları çatlayan evlerde yıkılma tehlikesine rağmen yaşamaya devam ediyor. Mağdur vatandaşlar yardım bekliyor. Bu bina buradan yıkıldı gitti, uçtu gitti. Kaç senedir? 2-3 sene oldu. Ne oldu size, hiç bir yardım daha falan? Ne yardım? Yardım ne yardım? Yardım vardı, biz bir şey görmedik. Mahkemede misin? Mahkemede daha. Herhangi bir yardım etmiyor musun? Yok, görmedik yardım ya. Kardeş sana söylüyorum oğlum. Ne yardım? Ne yapıyorsunuz peki? Ne yapak işte ya? Evin içinde oturuyoruz evde. Yıkılabilir ama. Yıkılabilir tabii. Hep çatlamış. Bak görmüyor musun? Bize yardım etmesi lazım. Başkalarına yardım etmesi lazım. Yok. İstanbul Sütlüce'de geçtiğimiz Temmuz ayında İmrahor Caddesi üzerinde Arda Turan'ın yaptırdığı otel inşaatının temel kazma çalışması sırasında toprak kayması yaşanmış. Tahliye edilen 4 katlı Ertürk apartmanı çökmüştü. Apartmanın çökmesi nedeniyle çevrede bulunan binalar da hasar gördü. Binalarda büyük çatlaklar meydana geldi. Malatya'da kestirme yoldan evine gitmek isteyen genç vagonların üstünden karşıya atlamak istedi. Bu sırada elektrik akımına kapılan talihsiz genç hayatını kaybetti. Malatya Merkez Tren İstasyonu'nda yaşanan olayda 3 arkadaş Yeşiltepe Mahallesi'ne gitmek için kestirme yol olarak tren raylarından geçmek istedi. Bu sırada park halindeki vagonların üstüne çıkan gençlerden 20 yaşındaki Denizcan, yüksek gerilim hattına kapılarak ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin yardımıyla vagonun üstünden indirilen yaralı genç, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kocaeli'nde kavşakta tankerle çarpışan halk otobüsü devrildi. 25 kişinin yaralandığı kazanın boyutlarını araçtaki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkardı. Kocaeli Yeni Kandıra yolundan Seymen Caddesi'ne dönmek isteyen halk otobüsü kavşakta tankerle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan halk otobüsü devrildi. Kazada biri çocuk, 25 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüsteki yaralıları çıkarmak için çalışma başlattı. Otobüsün ön camından içeri giren ekipler yaralıları tek tek dışarı çıkardı. Yaralılar ambulanslarda yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatanlarsa kaldırımda oturarak sağlık ekiplerini bekledi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından devrilen otobüs vinç yardımıyla kaldırıldı. Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki bir mahallede yangın çıktı. Siyah dumanlar çocuk parkından yükseliyordu. Şehir magandaları bu kez parkı hedef almıştı. Şehir eşkıyaları bunu da yaptı. Bir çocuk parkını ateşe verdi. Olay Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yaşandı. Oğuzlar Mahallesi'nde bulunan çocuk parkının yandığını gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi ve bu anları kayıt altına aldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında plastik oyun araçları kullanılamaz hale geldi. Polis, parkı ateşe veren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
İstanbul Büyükçekmece'de iki soyguncu güpegündüz bir markete girerek para çaldı. Şahıslar güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek kıskıvrak yakalandı. Silah zoruyla market soydular, kameraya yakalandılar. Yer İstanbul Büyükçekmece. Öğle saatlerinde mahallede bulunan markete giren şahıs elindeki silahı çalışanlara göstererek kasadaki paraları istedi. İkinci kişi de dışarıda gözcülük yapıyordu. İddiaya göre market çalışanları kendisini ikna etmeye çalıştı. Ancak ikna çabaları sonuçsuz kaldı ve şüpheli kasada bulunan 1850 lirayı çalarak kayıplara karıştı. Ekipler güvenlik kamera görüntülerini izledi ve iki kişinin kimliğini tespit etti. Şüpheliler çok geçmeden yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda dikkat çekense kasiyerlerin soğukkanlılığı oldu. Zira ikisi de soyguncuya bunu neden yapıyorsun diye sordu. Ancak soyguna engel olamadı. Sayın seyirciler, Doğu Anadolu bölgesi artık tamamen kış havasına bürünürken dondurucu soğuklar da etkisini artırdı. Köylerde ve mezralarda yaşayan vatandaşlar sıkıntı yaşadı. Kimi köyde kar yağışı elektrik direklerini devirdi. Besiciler de karlı havada zorlandı. Karlı ve soğuk hava Doğu Anadolu'yu tamamen etkisi altına aldı. Zira kar direkleri devirdi. Köy ve mezralar elektriksiz kaldı. Görüntüler kara teslim olan Elazığ'dan. Merkeze 32 kilometre uzaklıktaki 300 haneli Küllük köyünde 4 gün önce kar yağışından dolayı elektrik direklerinin bazıları devrildi. Bazıları da zarar görerek yan yattı. Direklerin devrilmesi nedeniyle Küllük köyüyle köye bağlı Konacık, Metuşa ve Halil Ağa mezraları elektriksiz kaldı. Mağdur olan köy sakinleri besledikleri hayvanların süt sağımını yapabilmek için jeneratör aldı. Elektrik yok. Ondan sonra su da yok. Ceyranlar düştü. Çatının üzerinde neredeyse evimiz de yanardı. Hala da teller çatının üzerinde. 50 sefer aradık babam. Kimse soran soruşturan yoktur. Mecburi gittik jeneratör aldık. Jeneratör. İnekler için. Su yok. Ne her bir şey yok. Biz şey yerdeyiz, ne bileyim. 4 gündür elektriksiz olarak hayatını sürdüren köy sakinleri bir hayli zorlanıyor. 10 tane direk yerde. 10 direk şu anda yerde devrilmiş vaziyette. Giller tabii ki geldi. Ondan sonra buraya kadar geldiler. Fotoğraf falan çektiler. Fakat bir işlem yapılmadı. Yani en azından kısmen yani bir yerlere cereyan verilseydi iyi olurdu. Manzara Erzincan'da da aynıydı. Aşırı soğukların etkili olduğu bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzincan Refahiye'de 15 derece olarak ölçüldü. Besicilerin de zorlu kış mesaisi başlamış oldu. Bacalarımızın damlamaması için kar atıyoruz. İçeride samanımız, hayvanlarımızın üstüne damlaması için. İşte kış şartları uğraşıyoruz kendince. Öte yandan kentte vatandaşlar bacalarda kar temizliğine koyuldu. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaşması kayak merkezlerini hareketlendirdi. Gümüşhane'de zigana, Erzurum'da ise palan döken hafta sonunu yoğun geçirdi. İşte kameralara yansıyan görüntüler. Kimi acemiydi, kimi de profesyonel ama hepsinin ortak isteği karın tadını çıkarmak ve doyasıya eğlenmek. Aydın'dan geldim. İlk defa koyuyorum. Çok sevdim karmayı. Çok eğleniyoruz arkadaşlarımızla birlikte. Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Palandöken ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Pistlerin tadını öncelikli olarak yerli turistler çıkardı.
kayak severlerimizi çok kaliteli bir kar bekliyor. Daha önceki yıllara göre biraz daha kaliteli ve bol bir kar bekliyoruz şu anda. Sezon açılalı daha 2 gün oldu. 2 gün olmasına rağmen şu anda pistler tıklım tıklım dolu. Üst pistlerimiz de ileriki günlerde açılacak. Tamamen kar beklentimiz var. Şu anda ortalama 40-50 santim arasında kar mevcut. Kayak severlerimizi Erzurum'a bekliyoruz. Erzurum'da bir diğer kar eğlencesinin adı lastik raftingi. Dağda, tepede, zorlu tüm koşullarda yol alan macera Offroad Spor Kulübü üyeleri bu kez şehrin merkezinde şovlarını yaptı. Buradaki amacımız insanlara sadece Palandöken'de kayak snowboard değil de motorlu sporların da olduğunu göstermek. Çünkü şu anda offroad olarak yaklaşık yılda 10 bine yakın yerli ve yabancı turist ağırlamaktayız. Ve bunlardan birçok turistimiz de kar safarisi ve lastik raftingi için Erzurum'a gelmektedir. İnşallah bunu daha çok ileriye taşıyacağız. Macera perestler araçların arkasına ip bağlayarak başladı işe. Daha sonra bağladıkları lastiklerin üzerine binerek kar üzerinde kaymanın keyfini yaşadı. Biz çocukluğumuzda naylonun üstünden de çok kaydık. Ne bileyim naylon tekneler üstünde de kaydık. Biraz ona benzettim ben bunu ama ilk defa bir offroad aracının arkasında ilk defa böyle bir deneyim oldu. Çok zevkli, çok keyifli. Etkinlik sonunda etrafı mis gibi sucuk kokuları sardı. Davetlilere kar üstünde sucuk ekmek dağıtıldı. Doğu Karadeniz'in önemli kış turizm noktalarından olan Gümüşhane ile Trabzon sınırında yer alan Zigana'da da kayak sezonu başladı. Bayağı yuvarlandık. Herkesi tavsiye ederiz, gelmeleri lazım. Zevkli mi? Zevkli. Ayağımla kayıyorum. Baba hadi gel biz. Beyaz örtüyle eğlencenin doruklarına çıkmak isteyenler bu tesislere koşuyor. Çok güzel, yani daha önce kayak yapmamıştım ben. Burada ilk deneyimim burada oluyor. Çok zevkli tabii ki, bayağı eğlenceli, adrenalin dolu. Trabzon'dan geliyoruz, Katı'da okuyoruz. Çok iyi, herkese tavsiye ediyorum, muhakkak gelmelisiniz. Yaklaşık olarak 25 santim bir kar yağdı. Yağan bu karla birlikte bölgedeki Giresun, Ordu, Samsun, Rize, bütün insanlar akın akın tur şirketleriyle buraya gelmeye başladı. Sabah bölgede olan Bahreyn grubu Araplar vardı. Yaklaşık olarak bir 200-250 kişilik kafile geldi. Doğa turizmi açısından önemli potansiyele sahip olan Zigana da içinde bulundurduğu diğer güzelliklerle de hayran bırakıyor. Kocaeli'nde elektrik ve elektronik mühendisi olan Mustafa Erol, denizlerin temizliğinde kullanılacak sürücüsüz araç üretti. Peki Doris adı verilen araç nasıl çalışıyor? Detaylar haberimizde. Gebze Teknik Üniversitesi'nde 2018 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlayan 29 yaşındaki elektrik ve elektronik mühendisi Mustafa Erol, 6 yıllık hayalini hayata geçirdi. Hayali işte bu insansız deniz temizleme aracı Doris. 4 yıl önce Gebze Teknik Üniversitesi'nde başlamış olduğumuz proje bugün hayat buluyor. Doris, Yunan mitolojisinde deniz tanrıçası demek, denizin saflığını ve temizliğini sembolize ediyor. Peki Doris nasıl çalışıyor? Doris, görüntü işleme algoritmaları kullanarak yapay zeka destekli algoritmalarla deniz yüzeyindeki atıkları, çöpleri tanıyor ve topluyor. Topladığı atık verilerini ise internet ortamına gönderip raporluyor. Mustafa Erol, Doris'in Türkiye tarafından Birleşmiş Milletler'e sunulacak raporlar noktasında önem arz ettiğini belirtti. Birleşmiş Milletler'in iddiasına göre Türkiye'den 144 ton plastik atık sadece Akdeniz'e akıyor. Ve bu 144 ton plastik atığın atılıp atılmadığı konusunda Türkiye kendisini ispatlayamıyor. Bu proje izlenebilirliğin sağlanması için çok ciddi önem arz ediyor. Fransa, Yunanistan ve Rusya'dan 3 firma Doris'e sahip olmak için proje sahipleriyle görüşmeye başladı bile. Projemize Toronto'dan teklif oldu. Projeyi patentleriyle birlikte Toronto'ya taşımamız dahilinde 720 bin dolarlık bir bütçeyle oraya taşınmamız teklif edildi. Ancak bunu kabul etmedik. Bunun dışında Yunanistan, Fransa ve Rusya ile farklı kurumlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Projeye farklı kurumların ilgileri var. Şu an inşallah 2020 yılında
ihracatını yapacağız. %80'i yerli üretim olan Doris önümüzdeki günlerde İstanbul Boğazı'nda görücüye çıkmaya hazırlanıyor. GPS, kamera dışındaki tüm ekipmanları biz tasarladık ve ürettik. %80 oranında yerli olduğu için Sanayi Bakanlığı'nın da sahip olduğu teknokataloğa girdik. 2 hafta sonra İstanbul Boğazı'ndan geçirecek olduğumuz Doris, ülkemiz için çok ciddi fayda sağlayacağını ümit ediyoruz. Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki balıkçılar hayal kırıklığı yaşıyor. Sebebi ise palamutun yokluğu. 4 tane pete buldum. 4 tane buldum. Palamut Balıkesir'de her yıl bu zamanlarda rekor kırardı aslında ama son 2 yıldır azalma var. Öyle ki su ürünleri haline Kasım ayı itibariyle bir ayda en çok hamsi ve sardalya girişi oldu. 2017 yılında 160 bin çift, 2018 yılında ise 400 bin çiftle rekor kıran palamutsa 2019 yılına gelindiğinde Kasım ayında sadece 2300 çiftle sınırlı kaldı. Sebebi ise kente havaların halen soğumaması. Tabii bu da fiyatları etkiliyor. Bu sene iklimlerin sıcak gitmesinden ötürü balık fiyatları etle yarışa girdi. Et fiyatı, balık fiyatı artık değişmiyor. Hala havalar sıcak. Sabahleyin biraz soğuk oluyor, 7 derece, 8 derece. Ama öğleden sonra havalar yine 15-16 derece olduğu için suların soğukluğu daha tam anlamında kıvamına girmediği için balıkçılık zayıf gidiyor. İnşallah bekliyoruz. Havalar soğusun, havalar soğuyunca sular da soğuyacak. Ve tekrar halkımız ucuz balık yemeye devam edecek. Ama böyle giderse balık fiyatları biraz... Kasım ayı rakamlarına göre Bandırma balık haline 13.500 kasa hamsi, 8.000 kasa sardalya, 3.500 kasa istavrit ve 3.000 adet lüfer girdi. Gaziantep Üniversitesi'nde okuyan bir öğrenci çeşitli kurumlardan aldığı bursları kendi ihtiyaçları yerine durumu olmayan vatandaşlar için harcıyor. Bugüne kadar pek çok muhtaca yardım eden genç üniversiteli yaptıklarıyla gönüllerde taht kurdu. Yasemin Yardım Gaziantep Üniversitesi'nde okuyan bir öğrenci. Yardım soyadının hakkını verircesine ihtiyaç sahiplerinin maddi manevi yardımına koşuyor. 3-4 yerden burs alıyorum yaklaşık ve aldığım bursları ihtiyaç sahibi öğrencileri, muhtaç ailelere ulaştırarak değerlendiriyorum. Gaziantep'te sokak sokak ev ev gezen yardım kimi zaman durumu kötü olanlara erzak yardımı yapıyor, kimi zaman da yalnız yaşayan insanların evlerini temizliyor. Kendimiz alabildiğimiz kadar erzak aldık, temizlik malzemesi aldık ve gençler olarak kendimle ve arkadaşlarımı da götürdüm. Evini temizledik. Ve anki o mutluluğunu, o sevincini gerçekten hiçbir şekilde anlatamam. Yasemin Yardım insanlara yardım ederek iç huzuru erdiğini belirtiyor. İnsanlara ulaşarak, insanların yüreğine dokunaraktan hem kendi manevi hazımı arttırdım hem de topluma yararlı bir birey olduğumu düşünüyorum ve burada tüm insanları bu şekilde duyarlı olmaya davet ediyorum. Yardım yaptıklarıyla takdir toplarken herkesi de ihtiyaç sahiplerine karşı duyarlı olmaya davet ediyor. Bir çıkın, bir bakın. Kimin neye ihtiyacı var, kim nasıl yaşıyor, kimin ne derdi var, bilgilerini istiyorum. Resim dersinde kaymakamın aracını, içerisine de kendisini çizdi. Kağıda hayallerini döken köy öğrencisinin hayalini ise kaymakam gerçekleştirdi. Okullarını ziyaret eden kaymakamın makam aracını çok beğendi, resmetti. Kağıda döktüğü sadece araba değildi. Hayalinde kendini de aracın içinde görüyordu. Belki de kağıda çizmesi sadece hayalinde kalacaktı ama tam tersi oldu. Çünkü onun bu hayaline kaymakam kayıtsız kalmadı. Tabii öğretmeni sayesinde. Kaymakam Bey okulumuzu ve köyümüzü ziyaret etmek amacıyla buraya teşrif ettiler. Dışarıda çocuklara olan sevgisi, ilgisi ve onlarla ettiği muhabbet hem çocukların hoşuna gitti hem de dikkatini çekti. Batuhan adlı öğrencim de dışarıda kaymakam beyin aracını görüp dikkatini çekti ve araba çizmeyi sevdiği için onu resmetmek istedi. Batuhan duygu düşüncelerini ve sevgisini resimle ifade etmeyi seven bir çocuk. Bir gün sonra resim dersinde kaymakam beyin jipini çizmiş bir şekilde yanıma geldi. Ben de buna kayıtsız kalmayıp kaymakam beye göndermek istedim. Kaymakam Bey de sağ olsun bizleri gördü ve bizlere cevap verdi. Bitlis'in Ahlat ilçesi kaymakamı Erkan İsa Erat, makam aracını öğrencinin yaşadığı Yeniköprü köyüne gönderdi. Sabah saatlerinde Yeniköprü köyüne götürülen makam aracı, 4. sınıf öğrencisi Batuhan İşleri evinden alarak güzel bir yolculuğun ardından okuluna kadar götürdü. Böylece Batuhan hayaline kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
Çok güzeldi, çok mutluydum. Kaymakam Bey'e teşekkür ederim. Sayın seyirciler, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ülkenin en başarılı çocuk programlarından birinde ana karakter olan maskot fareye liyakat nişanı verdi. İşte törenden renkli görüntüler. Bu sevimli maskot, Almanya'nın en çok izlenen çocuk programının ana karakteri. 1971 yılından beri ekranlarda olan Fare ile Yayında isimli programın maskotu, kültür, politika, bilim ve daha pek çok alanda Alman çocuklarının sorularını yanıtlıyor. Programın başarısı Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in de dikkatinden kaçmadı. Steinmeier, Almanya Başkanlık Konutu olan Beru Sarayı'nda düzenlenen törende fareye liyakat nişanı verdi. Bu özel törende fareye programın sunucusu Ralf Kaspers de eşlik etti. Steinmeier yaptığı açıklamada, fare çocukları daha akıllı hale getirmekle kalmayıp onları etraflarındaki dünyayla ilgili daha meraklı bireyler haline getirdi ve onlara bilgi edinmenin ve öğrenmenin aynı zamanda eğlenceli bir şey olabileceğini de gösterdi dedi. Bravo. Böylelikle haber saatinin sonuna geldik. Bizden sonra önce ekonomi, ardından spor turu var. Yarın yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın. Kadayıfçı Sıtkı Usta, enfes, çıtır çıtır bir kadayıfa kim hayır diyebilir? Kadayıfçı Sıtkı Usta, eşsiz lezzetiyle hizmetinizde. Enfes yağları ve meşhur fıstıklarıyla hoş kokulu, damak çatlatan ürünleriyle Kadayıfçı Sıtkı Usta, unutamayacağınız bir lezzet garantisi sunuyor. Kadayıfçı Sıtkı Usta, lezzetin ustası. Ümitsizlik tarafına gitme. Ümit kapıları vardır. Karanlıklar semtine varma. Güneşler parlamaktadır. Gel, ne olursan ol, yine gel. Sunar, lezzeti sunar. Türkiye'nin ilk üstün lezzet ödüllü mısır yağı ve ayçiçek yağı. Marifeti lezzetinde sunar yağ. Huzur, tabiat, eğlence, dört mevsim tatil. Deniz, orman, kaplıca bir arada. İstanbul'a sadece bir saat mesafedeki eviniz İhlas Armutlu Tatil Köyü. Bay bayan ayrı havuzlar, kür merkezleri, her dairede şifalı kaplıca suyu, çocuklara özel eğlence merkezleri, aqua park, çocuk oyun alanları ve bayanlara özel plaj. Şifa dolu bir tatil ve daha fazlası için İhlas Armutlu Tatil Köyü. Rezervasyon 444 8 241.
Şimdi İstanbul'da ev almanın tam vakti. Marmara Evleri birden aldılar, kazandılar. Marmara Evleri 2-3 derken gelen yaşadı, alan kazandı. Ve şimdi Marmara Evleri ayrıcalığı dördüncüsüyle karşınızda. Kaliteyi konforla buluşturan 2+1'den 4+1'e daire modelleriyle Marmara Evleri 4 sizi bekliyor. Gelin Marmara Evleri 4 kazancınız, Türkiye geleceğiniz olsun. Marmara Evleri 4, İhlas Yapı güvencesiyle. Deşifren.com ile dilediğiniz video ve ses kaydını sadece birkaç dakikada yazıya çevirebilirsiniz. Zamandan ve bütçeden tasarruf yaparak milyonlarca kelime havuzuyla istediğiniz videonun linkini kopyalayıp metnin içeriğine ulaşabilir. 4 farklı filtre ve algıda tamamlama özelliği sayesinde cümlelere %100'e yakın doğruluk oranında erişebilirsiniz. Hatta kısaltmaları ve yabancı kökenli kelimeleri de sorunsuz bir şekilde aktarabileceğiniz deşifren.com eşsiz bir deneyim sunuyor. Deşifren.com, Ajans Press Grup'tan sınırları aşan bir teknoloji. Doğru ve güvenilir haberin adresi olan İHA yeni haber sitesiyle internet dünyasında da bir adım önde. Türkiye ve dünyadaki sıcak gelişmeleri, eğitim, politika, kültür, sanat, ekonomi, sağlık, spor dünyasındaki en son haberleri anında öğrenebilmek için www.iha.com.tr. Metro Enerjisi spor haberlerini sunar. Beşiktaş Süper Lig'in 14. hafta maçında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaştı. Mücadeleyi siyah beyazlılar 3-2 kazandı. Karşılaşmada Beşiktaş'ın gollerini 39. dakikada Caner Erkin'le 71 ve 90+5. Dakikalarda Umut Nayır kaydetti. Kasımpaşa'nın golleri ise 28. dakikada Mustafa Pekdemek ve 56. dakikada Fode Koyta'dan geldi. Kasımpaşa 15. dakikada Karim Hafez'in gördüğü kırmızı kartla mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı maçtan olumlu ve olumsuz anlamda dersler çıkarmaları gerektiğini ifade etti. Buradan çıkaracağımız dediğim gibi olumlu olumsuz bir sürü oyunla ilgili senaryolar var. Olumlu tarafları fazla. Onun için oyuncularıma teşekkür ediyorum. 6'da 6 yaptık son 8 maçta, 6 galibiyet. Bu son derece bize özgüven, bir sonrasına daha iyi hazırlanmayı da sağlayacak. Rakibe de başarılar diliyorum. Kasımpaşa Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, bulunduğumuz konumu hak etmiyoruz dedi. Belki kazanacaktık ama bazen kaybederken de kazanımlar olur. Bu öyle bir maç oldu. Bizi önümüzdeki haftalara daha umutla bakmamızı sağladı. Bizim hedefimiz bunun üstüne koyarak devam etmek. Ben aynı şeyi oyuncularıma da söyledim. Biz bir iyi bir takımız. Şu anda bulunduğumuz konumu hak etmiyoruz. İnşallah bunu önümüzdeki haftalarda göstereceğiz. Şu andaki hedefimiz devre arasına kadar. Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Antalya Spor Trabzonspor'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Trabzonspor 3-1 kazandı. Karşılaşmada Trabzonspor'un gollerini 3. dakikada Sörlot, 25. dakikada Vakaeme ve 45. dakikada Yusuf Sarı atarken Antalyaspor'un golünü ise 18. dakikada Çeduska kaydetti. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Oyun kalitemiz bu değil." dedi. Sevindirici olan tek şey maç kazanmış olmamız. 3 puan bizim için önemliydi. Şartlar ne olursa olsun kazanmak güzel. Onun ötesinde bizim olan karakterimiz bu değil. Biz savunan bir takım değil, daha çok futbol oynayan, futbolla sonuç veren bir takımız. Antalya Spor Teknik Direktörü Stefan Thomas ise gol için her şeyi yaptıklarını fakat sonuca ulaşamadıklarını belirtti. Son dakika, ilk devrede gol yedikmiş bir ama ikinci devrede çok iyi reaksiyon gösterdik. Baskılı oynadık, onda da oynadık maalesef ve gole kadar her şey yapıyoruz ama gol atamıyoruz. Onu da çözeceğiz. Ama takım pes etmiyor. 90 dakika mücadele ediyor. Onu da memnunum. Başakşehir Süper Lig'in 14. haftasında Denizli Spor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmada Başakşehir'in golü 54. dakikada Edin Viska'dan gelirken Denizlispor'un golünü ise Barov 60. dakikada kaydetti. Karşılaşmanın ardından her iki takım teknik direktörü maçı değerlendirdi. Özellikle ilk yarıdaki oyun, golü bulduğumuz dakikaya kadar oyun, girdiğimiz pozisyonlar aslında bu sezonki en iyi maçlarımızdan biri oynadık. Ama sonlandıramadık. Ben performanslarından dolayı, oyunlarından dolayı, istediklerimizi sahaya yansıtmalarından dolayı oyuncularımı kutluyorum ama beraberlik istediğimiz bir sonuç değildi. Futbolda böyle bir şey var. 90+5'te çok net bir pozisyon yakaladık. Bugün 3 puanı da alabilirdik. Ama real itibariyle bakıldığı zaman 1-1 dengeli bir skor gibi görünüyor. Maçın çünkü gel gitlerinin fazla olduğu bir müsabak oldu. Rakip de kazanabilirdi, biz de kazanabilirdik ama genel hatlarıyla oyundan, mücadeleden, iştahtan, coşkudan, gol yedikten sonraki reaksiyon vermeden takım adına çok mutluyum. Daha da iyi olacağız. Ben tüm oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Süper Lig'in 14. haftasında Konyaspor'la Gaziantep Futbol 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından Gaziantep Futbol Teknik Direktörü Marius Sumudica, Konyaspor'un kazanmayı hak ettiğini belirtti. Maçın hakkında çok fazla konuşacak şey yok. Biraz şanslıydık ama oyuncuların davranışları, tutumları beni çok memnun etti. Son dakikaya kadar mücadele ettiler. Rakibimizin kaliteli oyuncuları vardı. Bu aldıkları puan benim için, Konya rakibimiz hakkında konuşuyorum, aldıkları puan gerçekten sürpriz yani. Daha fazlasını hak ediyorlar çünkü. Konya Spor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise buldukları pozisyonları cömertçe harcadıklarını kaydetti. Grup davranışı olarak belki içeride oynamanın da biraz itelemesiyle bu anlamda normal halimizi biraz daha döndüğümüz bir maç olarak gözüktü. Özellikle Gençler Birliği maçıyla başlayan son 4 haftanın aksine çok daha kuvvetli, çok daha güçlü, ne yaptığını bilen, ancak öbür taraftan da büyük bir tedirginlikle oynayan bir takım olarak sahada vardı ki bu büyük ihtimalle vuruşlara da yansıdı. Son derece yani bu oyun için ciddi denecek fırsatları çok cömertçe harcadık. İkinci yarı ise Metro Enerjisi spor haberlerini sundu.
Korkut Eli Antalya yolunun 33. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Turgutlu Salihli yolunun 45 ve 48. kilometreleri arasında kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Seydişehir-Bozkır yolunun 6 ve 16. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor.